Haberleşme, insanoğlunun ilk var olduğu tarihten bu yana en önemli ihtiyaçlardan biri olmuştur. İlkel çağların duman, davul veya haberci kuşlarından günümüzün modern iletişim cihazlarına durmaksızın gelişen iletişim teknolojileri bu ihtiyacımızı karşılamaya çalışmıştır. Telgraf, telefon, radyo, televizyon gibi hızla gelişen iletişim araçlarından sonra bugün geldiğimiz noktada internet, iletişim imkanlarımızı baştan aşağı değiştirmiş durumda. 20. yüzyılın ikinci yarısında hayatımıza giren internet, 21. yüzyılda hayatımızın baş köşesine yerleşti ve tahtını gitgide sağlamlaştırdı. Hazırsanız internet çağının yeni dönemine hep birlikte giriş yapalım. Videoya geçmeden önce kısa bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Eğer video hoşunuza giderse beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Bu dönemin baş kahramanı aslında hepimizin tanıdığı ve uzay teknolojileri denildiğinde herkesin aklına gelen ilk isim olan Elon Musk. Teknoloji duayeni ve SpaceX şirketinin sahibi Elon Musk'ın en çok yankı uyandıran projelerinden biri de geleneksel uydu internetini geride bırakacak olan Starlink uydu ağı projesi. Starlink, uydudan internet erişimi sağlamak üzere yapılmış bir uydu takım yıldızı. Yer istasyonları ile birlikte aktif olarak çalışan takım yıldızında binlerce küçük uydu yer alıyor. Starlink projesi ilk kez 7 yıl önce kamuoyuyla paylaşıldı ve özellikle Türkiye gibi internet hizmeti bakımından çağı yakalayamamış ülkelerde büyük bir ilgiyle karşılandı. Proje beta aşamasını tamamlamış ve ardından yüksek diyebileceğimiz maliyetlerde hizmete girmiş durumda. Ancak birkaç yıl içerisinde şimdikine göre çok daha hızlı ve çok daha düşük maliyetlerde hizmet verecek. SpaceX'in Starlink uydu ağı projesi resmen 22 Şubat 2018 yılında başladı. Bu tarihte Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri üssünden iki prototip uydu uzaya fırlatıldı. Dünyaya başarılı bir şekilde sinyal göndermeye başlayan uydulardan sonra 24 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen ikinci görevde Falcon 9 roketine yerleştirilen 60 uydu uzaya fırlatıldı. Aradan geçen 3 yıl içinde yörüngeye farklı tarihlerde yerleştirilen uydu sayısı 3000'e dayandı. Yeniden fırlatılabilen Falcon 9 roketinin kullanıldığı projede şimdiye kadar 40'tan fazla fırlatma işlemi gerçekleştirildi. 10 yıl sürecek Starlink projesinin ilk etabında 12.000, ikinci etabında ise 30.000 uydu olmak üzere toplamda 42.000 uydunun dünyanın alçak yörüngesine yerleştirilmesi hedefleniyor. Proje için ayrılan kaynak ise dudak uçuklatan cinsten. Elon Musk 2021'de yaptığı açıklamada projenin toplam maliyetinin 20 ila 30 milyar dolar arasında bir seviyeyi bulacağını söyledi. Ünlü girişimci proje tamamlandığında ise her yıl 30 milyar dolar ciro elde etmeyi hedefliyor. Starlink projesi ile ilgili merak edilenlerden biri de internetin ne kadarlık bir hıza ulaşacağı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre indirme hızı 100 megabit bölü saniyenin üzerinde olarak ifade edilirken gecikme süresinin 30 milisaniye civarına ineceği belirtiliyor. Beta kullanımında 50 ila 100 megabit arasında bir bağlantı hızı sunmuş olan projenin yıl bitmeden 300 megabit seviyesine çıkacağı söyleniyor. 2021 yılının sonunda beta programı sona eren projenin abone sayısının 400 bini aştığı Elon Musk tarafından açıklandı. Şirket, kullanıcılarına standart abonelik ve premium abonelik olmak üzere iki farklı seçenek sunmakta. Standart aboneliğin maliyeti, donanım için tek seferlik 599 dolar ve hizmet bedeli olarak aylık 110 dolar. Premium seçeneğin maliyeti ise donanım için 2500 dolar ve aylık 500 dolar hizmet bedeli olarak karşımıza çıkıyor. Bu fiyatlar, ülkemizde beklentisi olan birçok internet kullanıcısını derinden üzmüş olmalı. Starlink projesinin geleneksel uydu interneti hizmetinden ayrıldığı önemli noktalardan biri, uyduların yeryüzüne olan uzaklıkları.
geleneksel internet hizmeti veren uyduların yeryüzüne olan uzaklıkları 35 bin kilometre civarında. Starlink uyduları ise Dünya'ya çok daha yakın bir mesafede yer alan ve LEO ismi verilen alçak yörüngeye yerleştirilmiş durumda. Bu uyduların Dünya'ya yakınlığı 1100 kilometre ile 1325 kilometre arasında değişiyor. Hatta Starlink'in bazı uydularını 550 kilometreye yerleştirdiği biliniyor. Bu yakınlık sayesinde internet hızı giderek artıyor. Ayrıca uydular Dünya'nın yörüngesinde dağınık bir şekilde değil, eşit aralıklarla ve Dünya'nın etrafını kaplayacak şekilde yerleştiriliyor. Uzayda hatırı sayılır bir uydu sayısına ulaşacak olan Starlink projesi başta olmak üzere, artan uydu sayısı, uzay kirliliği ve artan çarpışmaları gündeme getirdi. İlk kez 1957 yılında uzaya fırlatılan Sputnik'ten günümüze kadar binlerce uyduyu uzaya gönderdik. Günümüzde Dünya'nın yörüngesinde 7000 civarında uydunun varlığından bahsediliyor ve bu uyduların birçoğu çalışır durumda değil. Bu metal yığınlarının sayısı giderek artıyor ve yörüngede Dünya ile birlikte dönmeye devam ediyorlar. Dolayısıyla uzayda devasa çöp yığınları birikmekte ve bu durum uzay araçları için büyük bir risk oluşturmakta. Saatte 35 bin kilometrelik bir hızla hareket eden parçalar, aktif olan uydu ve araçlara zarar verebiliyor. Nitekim bir uzay enkazı, geçtiğimiz yıllarda Uluslararası Uzay İstasyonu'nun robotik koluna çarpmış, neyse ki herhangi bir zarara neden olmamıştı. Öte yandan alçak yörüngelerde binlerce uydunun da birbirine çarpma veya yeryüzüne düşme ihtimali gittikçe artmakta. Bu da dünyada yaşayan insanların bir kısmını haklı olarak tedirginliğe sevk etmekte. Bunlara ek olarak sayısı artan ve dünyaya uzaklığı görece yakın olan bu uyduların yaydıkları ışık da ışık kirliliği olarak adlandırılıyor ve bu projenin zararlarından bir başkası olarak karşımıza çıkıyor. Yörüngede kurulacak sistemlerle internet hızının artırılması sadece SpaceX'in fikri demek diğer şirketlere haksızlık olur. Google'dan Samsung'a birçok teknoloji devi şirket bu fikir üzerine yoğunlaşmış durumda. Fakat bu durum pratikte bu fikri hayata geçiren tek şirketin Starlink olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Uydu taşımacılığında dünyada bir numara olan SpaceX, aynı zamanda yeniden kullanılabilir roketlere sahip olduğu için rakiplerinden çok daha avantajlı bir konumda. SpaceX'in en büyük rakibi ise Amazon. Amazon, Project Kuiper adlı projesi kapsamında 3000'in üzerinde uyduyu uzaya göndermeyi planlıyor. Uzaya çok sayıda uydu fırlatan SpaceX'ten rahatsız olan ve Amerika Birleşik Devletleri Federal İletişim Komisyonu'na şikayette bulunan Amazon, SpaceX'e kendi projesini riske ettiği için karşı çıkıyor. Sonuç olarak Starlink uydu ağı projesi, gelişmiş internet hizmetlerini çağ atlatacak ve geleceğimizi şekillendirecek projelerden biri haline gelmiş durumda. Bu tarz devrim niteliğindeki projelerin desteklenmesi gerektiği taraftarıyım. Ancak beraberinde getirdiği sorunları ve handikapları da görmezden gelmemek yine insanlığın faydasına olacaktır.